Allah seni Ferhat gibi Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Leyla ile Mecnun, Keloğlan ile Kraliçe. Ha pardon, o yoktu değil mi? Evet sevgili dostlar, Aşıklar Müzesi'ne yönelik gezimizi burada bitiriyoruz. Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Leyla ile Mecnun, Keloğlan ile Kraliçe. Ha pardon, o yoktu değil mi? Evet. Ferhat ile Şirin. Aa evet. Bunlar nedir dostlar? Kültürümüzde masalımsı hale gelmiş aşıkların isimleri değil mi? Şimdi onlardan Ferhat ile Şirin'in hayat hikayesini ve onlarla ilgili kültürel değerleri anlatan bir yere geldik. Ferhat ile Şirin Aşk Müzesi, Aşıklar Müzesi'ne geldik. Hadi buyurun şimdi burayı gezelim. Hazır mısınız? Evet, her aşıklar gibi tabi bunlar da ölünce yan yana gömülmek istemiştir. Ve onların rızasını ahali kabul ederek aha şuraya onları gömmüşler arkadaşlar. Bakın orada Ferhat ile Şirin yan yana yatıyor. Onlara gidelim, bir ruhlarına Fatiha okuyalım. Ecel ırmandan baden içersen, boşa yollar mı gözle, gözle dur, gözle dur hain, gözle dur zalim, gözle dur. Boşa yollar mı gözle, gözle dur, gözle dur. Ferhat meşhur bir nakkaştır. Sultan Mehmene Banu'nun kızı, kız kardeşi Şirin için yaptırdığı köşkü süslemeni yaparken Ferhat Şirin'i görür ve birbirlerine sevdalanırlar. Ferhat sultana haber salarak Şirin'i ister. Sultan kız kardeşini vermek istemez. Ferhat'ı oyalamak için elma dağını delipse şehre su getirmesini şart koşar. Ferhat sevdiğinin verdiği aşkla dağları delmeye başlar. Aha, arkada geçen su kanalı da Ferhat'ın dağlara delerek oluşturmuş olduğu kanal. Nasıl bir aşk ama? Şimdi bakalım mı nasıl kazmış Ferhat orayı? Haydi buyurun. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Evet, Ferhat Şirin'e kavuşmak için ne yapmış? Bu dağları oymuş. Yukarıdan gelen suyu şehre kazandırmış. Ama Şirin'e kavuşabilmiş mi? Heyhat! Aşıklar ne zaman birbirine kavuşmuş ki? Hemen dadılarını göndermişler Ferhat'a. Ferhat burayı bitirmek üzereyken Şirin öldü demişler. Hikaye bu ya. Ferhat de tabi Şirin'in öldüğünü duyunca dayanamamış. Elindeki külünkü havaya atmış sinirden. Bak
külün tak diye kafasına düşmüş ve Ferhat orada ne yapmış, can vermiş. Hemen haber uçurmuşlar Şirin'e. Şirin ne yapmış, perişan halde gelmiş ki bakmış Ferhat ölmüş. Zavallı kızcağız bakmış dağdayken. Ölüsünün olduğu yer biraz yüksekte bir yerde. Orada üzüntüden bayılmış da kayalıklardan aşağıya düşüvermiş. O da orada ölmüş. Her iki aşık kavuşamamışlar ama mezarlarını bu kayanın, düştüğü kayanın dibine koymuşlar. Rivayette ki bahar gelince mezarların birinde kırmızı, birinden de beyaz gül açarmış. Ama daha sonra ortasından da bir kara çalı bitermiş ki bu beyaz gibi, kırmızı gibi birbirine kavuşamamış. Ne dünyada kavuşmuşlar ve de ahirette kavuşmalarını engellemiş. İşte hikaye de bu. Ya dostlar, nasıl beğendiniz hikayeyi? Ben duygulandım şahsen. Evet, böyle açmış işte yolu. Ama buna rağmen Şirin'le kavuşamamış. Yazık. İleri de aşıklar hep bu dünyada kavuşsunlar, öteki dünyada da beraber olsunlar. Aşk güzeldir. Buyurun şimdi de onlar için hazırlanmış müzeyi gezelim. Bakalım ne tür hatıralar bırakmışlar bize. Haydi. Ağlat seni Ferhat gibi delerim, delerim. Kalbur alır toprağını elerim, aman aman elerim, aman duman yara. Benim adım Aşk. Var mı beni içinizde tanıyan? Bizi de bekliyor bu terbiyesizler hala. Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan. Kimliğimi tarif etmek zor benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi bahtı. Yerle bir eyledim tac ile tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Yeryüzünde ben ürettim vereni. Lokman Hekim bulamadı çareni. Aslı ile kül eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. İlahimle Mevlana'yı döndüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'danım, hayır benim, şer benim. Bülbül benim, lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine Toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi beni. Kamil iken cahil ettim alimi. Vahşi iken yahşi ettim dalimi. Yavuz iken zebun ettim Selim'i. Her oyunu bozan gizli zor benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet. Enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim, hısmım da yok, hasmım da yok. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yer benim. Benim adım Aşk. Evet. Cemal Safi'nin dizelerinden Aşk'ı tarif ettik dostlar. Ferhat ile Şirin Aşıklar dizesine giriyoruz. Giriş 50 lira. Bize kart geçersizdir. Haberiniz olsun. Evet, kavuşamayan aşıklar bu Ferhat ile Şirin. Burası Ferhat'ın geldiği dağları sembolize ediyor. Burası onun
yaptığı su kanalını. Burada çalışan Ferhat. Bu da elindeki külünk. Bu külünkü ne yapmıştı? Kızgınlıktan havaya atmıştı. Kafasına düşüp ölmüştü. Evet. Ve bu kazdığı kuyudan, kanaldan gelen su nereye akıyor? Yeşil ırmağa akıyor arkadaşlar. Bakın yeşil ırmağın kenarındaki o turistik yerleri sembolize etmişler. Şu da Amasya'nın kalesi. Evet, kalenin bedenlerinde kral mezarlarını sembolize etmiştir. Burası yine Yıldız Hamamı. Bakın bunları sembolize etmişler. Yani eski Amasya'yı buraya sembolize etmişler. Burası da Kerem ile Aslan'ın bölümüymüş. Kerem ile Aslı'nın anneleri. Demek ki bu aşkta anneler başrol oynamış ki buraya özel olarak koymuşlar. Kerem gerçek adı Mirza Bey'miş. Bir ozanmış kendisi. Aslı ise bir Ermeni kızı, bir Ermeni keşişinin kızıymış. Gerçek adı ise Kara Sultan'mış. Kendi aralarında sadece Aslı ve Kerem olarak birbirlerini çağırırlarmış. Bir zamanlar yaşlı bir İsfahan padişahı mirasını bırakacak bir evladı olmadığı için üzülmektedir. Padişahın keşiş diye hitap ettikleri bir yardımcısı vardır. Keşiş, padişah için bir elma ağacı diktirir ve senesinde padişahın herkesi kandıracak derecede yakışıklı bir erkek evladı dünyaya gelir. Bu çocuğa yiğitliği ve mertliği dolayısıyla Kerem adı verilir. Kişinin de Aslı adında dünyalar güzeli bir kızı vardır. Bu iki genç çocuklarını beraber geçirirler. Çocukluklarını Kerem'in Sofu adında bir arkadaşı vardır. Kerem bir gün Sofu'yla gezerken Aslı'yla karşılaşır. Kerem'in nutku tutulur ve bir daha konuşamaz. Bir süre sonra Aslı ortadan kaybolur. Kerem Aslı'yı bulmak için yollara düşer. Yolda karşısına çıkan herkese Aslı'yı sorar. Yolda karşılaştığı kızları Aslı'ya benzetir. Bir gün Sofu Kerem'in yanına gelir, Kerem'e Aslı'nın başkasıyla evleneceğini söyler. Kerem bunu duyar duymaz Aslı'nın evine gider. Aslı ile Kerem o gece evlenirler. Keşiş düğün sırasında Kerem'e büyü yapar. Düğünden sonra Kerem ile Aslı yorgun bir şekilde evlerine dönerler. Kerem üstündeki mintanı çıkarmak için düğmeler açar fakat düğmeler tekrar iliklenir. Daha sonra Kerem birkaç kez mintanı çıkarmayı denese de başaramaz. Artık daraldığı için yorgunluktan bir ah çeken Kerem ağzından yayılan ateşle yanmaya başlar. Aslı Kerem'i söndürmek için ona bir su verir fakat bu sefer ateş daha da güçlenir. Birkaç dakika içinde Kerem yanmaktan kül olur. Aslı da kahrından haykırarak saçları Kerem'in külüne değerek tutuşur ve o da yanarak can verir. Evet, hikayemiz bu. Evvel bağban idim dostum bağımda. Evet, aşklar tarihimizin en ünlüleri kimlerdi? Hepimizin aklında kalan Leyla ile Mecnun'du. Evet, şimdi onların hikayesinin yansıtıldığı bölüme geldik. Bir gün Leyla çölde Mecnun'u bulur. Ama Mecnun onu tanımaz ve Leyla benim içimdedir, sen kimsin der. Leyla Mecnun'un ulaştığı mertebeyi anlar ve evine geri döner. Üzerinden fazla zaman geçmeden Leyla hayata gözlerini yumar. Mecnun bir gün Leyla'nın ölüm haberini öğrenir, gelip mezarını kucaklar, ağlayıp inler. İşte bu mezarda onu sembolize etmiş arkadaşlar. Ya Rab bana cismi can gerekmez. Canansız cihan gerekmez der. Kabri kucaklayarak Leyla, Mecnun, Leyla'nın yanında ölür. Bir müddet sonra Mecnun'un sadık arkadaşı Zeyd rüyasında cennet bahçelerinin birbirleriyle buluşmuş iki mesut sevgili görür. Bunlar kimdir diye meleklere sorunca derler ki bunlar Mecnun ile onun vefalı sevgisi Leyla'dır.
aşk yoluna girip temiz öldükleri, aşklarını dünya hevesleriyle kirletmedikleri için burada buluştulardır. Evet, güzel bir hikaye. Tabi bunun geçmişi de var ama önemli olan bölümü buydu tabi. Hani Şener Şen'in de bir filmi vardı. Leyla'sı için çöllere düşüyordu, gözleri kör oluyordu sonra. Önce Allah'ım beni körelt diyordu. Hatırladınız mı filmi? Burası Romeo ve Juliet bölümü. Evet. Evet, Romeo ve Juliet aslında bu Balkan'da hiç kavuşamamışlar ama burada kavuşturmuşlar. Evet, orada bir Juliet var. Ey Juliet, saçlarını uzat, sana doğru gelmek istiyorum. Alabilir miyim buradan saçlarını? Eyvah, yetişemiyorum, biraz daha uzatman lazım. Evet, benim en sevdiğim bölüm. Aşıklar bölümü, yani Türk ozanları. Aşık Mahsuni. Dostum benim. Yiğit muhtaç ettiler kuru soğana. Dadaloğlu şu dağlara yaslanır. El değdikçe gönül ıslanır. Padişah aşlar aşağıda paslanır. Güzel şiirler var da bilmiyorum tabii arkadaşlar. Ve bizim aşık Veysel'imiz. Benim sadık yârim kara topraktır. Ve de aşık şair Karacaoğlan. Evet, kendisi hem aşık hem maşuk. Mimar Sinan ve Mihriban Sultan bölümü. Tabi bunlarınki de özel bir aşk. Mihriban Sultan'la Mimar Sinan'ın. Mimar Sinan daha çok neyle tanınır? Eserleriyle tanınır ama Mihriban Sultan arada kaynıyor. Burada kaynatmamışlar. Güzel. Yaptığı eserler şöyle. Burada. Mihriban Sultan Camii, bakın. Mihriban'ı için yapılmış. Saat kulesi. Şey, kız kulesi. Koca Sinan. Yavuklu kültürü bölümüymüş burası. Çoban Çeşmesi. Çok aşklara konu ediliyor bu Çoban Çeşmesi. Anadolu yavuklu kültürü. Nazlı Gelin ve Hüseyin. Çeşmebaşı sevdalıları bunlar. Evet, Türk kültüründe çok önemli bu Çeşmebaşı. Çok fazla türkü yakılmıştır biliyorsunuz. Anadolu sofrası şöyle. Çok tatlı. Burası da ilahi aşk yeri. Tasavvufi bir yer. Oraya giriyoruz. Evet. Mevlana Celaleddin Rumi diye böyle küçük yapmışlar burayı. İçeride şöyle göstermiştir. Bu ilginç bir şey tabi. Yunus Emre, evet. Yunus, bir Yunus, garip bir Yunus'um. Gezer dolaşır. Anlatırım. Yani bunları bilmek lazım işte, bakın ne kadar eksik bilgilerimiz. Gerçi biraz zorlasak söyleriz ama bak Hacı Bektaş Veli. Şu anda anlık olduğu için bunları söyleyemiyoruz tabii.
Hoca Ahmet Yesevi. Evet, çocuklarına ders verirken. Evet, bu bölümde böyle. Ve bitti.